Erlenbahçe'nin sunumundan tatmin olduğunuz mu? Dün olumlu bir havada geçmiş sanki. O rutin, rutin bir sunum. Bunlar 6 ayda bir biliyorsunuz yapılan sunumlardır. Ama tabii faiz noktasındaki yaklaşımlarını asla olumlu bulmuyorum. Hala. O yaklaşımını tabii kabul etmiyorum. Ve bu konudaki şeyler zaten kendilerine bizim tarafımızdan da ayrıca iletilmiştir. Örneğin işte benim bir iddiam var. Yani köşe yazarları şöyle yazmış, bunları ben kabul etmiyorum. Ben diyorum ki faiz yüksekse enflasyon yüksektir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. İşte buyurun bakın bu ayın enflasyonu da açıklandı. Bakın enflasyon düşmüyor. Niye? Faiz yüksek. Bakın enflasyon şu anda iki haneli rakamı tekrar zorluyor şu an. Şimdi önümüzdeki aydan itibaren düşecek yaklaşımları söz konusu. Şimdi bunu göreceğiz. Eğer faiz düşerse düşer. Eğer faiz düşmezse enflasyon düşmez. Ve şu anda piyasa faizleri bakın nerede? Ama Merkez Bankası'nın faizi nerede? Bu bir şey ortaya koyuyor. Her zaman şunu söylüyorum. Faiz doğru orantılıdır enflasyonla. Diğerlerin hepsi tali sebeplerdir. Bunun bir numaralı sebebi faizdir. Ve %63 ile biz devletin borçlanma faizini aldık. O zaman enflasyon 30'du. Bakın biz faizi gerilettikçe, çektikçe ne oldu? Faiz düştükçe enflasyon düştü. Faizde tek haneliğe geldik. Enflasyonda tek haneliğe geldik. Hatta reel faiz bir ara ne oldu? Sıfır oldu değil mi? E bu bundan dolayı oldu. Eğer faiz o zaman da yine yüksek olsaydı enflasyon yüksek olacaktı. Ve biz 4.60'a inmiştik faizde. Bakın o 4.60'a indiğimiz noktada enflasyon neydi? Ama tekrar yükselmeye başlayınca geçen Mayıs'taki gezi olaylarıyla birlikte hele hele bir de işte bu Ocak'taki bu 5 puan artış olayı faizi ne yapmıştır? Tahrik etmiştir.